Herkese yeni bir videodan daha selamlar. Şimdi sizinle maalesef korku rüyamız, kabusumuz ne derseniz artık paralel parkı konuşacağız. Paralel park aslında tahmin ettiğiniz kadar zor değil. Bunun birazcık psikolojisi önemli. Malum İstanbul'da yoğun bir trafiğin içerisinde yaşıyoruz. Sürekli ee, bileşenler var. Oradan araba geliyor, buradan motosiklet geliyor, buradan yaya geçiyor, oradan çocuk geliyor, buradan kedi köpek geçiyor vesaire. Sürekli bir şeylerle uğraşıyoruz. Şimdi bunlarla uğraştığımız zaman da dikkatimiz dağılabiliyor. Paralel parkta dikkat etmeniz gereken iki tane ana konu var. Birincisi şartlar ne olsa olsun yavaş gideceğiz. Hiçbir şekilde hızlanmayacağız. Çünkü geri giderken görüş alanımız kısıtlanıyor. Öne baktığımız kadar rahat göremiyoruz arkamızı. Şimdi her arabada kamera yok. Kamera olduğu zaman biraz daha rahat oluyoruz açıkçası. Oradan daha net görüntü alıyoruz. Ona göre daha rahat yanaşabiliyoruz. Fakat kamera olma zaman aynalarla yanaşacağımız zamanda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Herkes aynı konudan muzdarip. Hocam yamuk park edersem ne olur? Hocam araba dışarıda kalırsa ne olur? Böyle park edersem ne olur? Şöyle park edersem ne olur? Arkadaşlar hiçbir şey olmaz, hiçbir sıkıntı olmaz. Kimse anne karnından paralel park yaparak doğmadı. Kimse anne karnından e, otomobil kullanarak doğmadı. Şuraya net söylüyorum. Herkes sizinle aynı pozisyonda başladı. Herkes sizin e, yaptığınız hataları yaparak başladı. Ben dahil, inanın herkes bu hataları yaptı. Herkes bu kadar zorlandı. park yaparken, kullanırken vesaire vesaire vesaire. O yüzden hiç kafanıza takmayın. Olduğu kadar başlangıçta olduğu kadar işte yamuk park ettim hocam bir şey olur mu hiçbir şey olmaz bir bakın yoldan itfaiye geçebilir mi göz kararı bakın itfaiye geçiyor mu Ka yani kamyon geçebilir mi geçiyor hiç problem yok yamuk kalsın bırakın o günlük yamuk kalsın hiç problem yok bırakın çıkın hocam işte çapraz durdu kaldırıma çok yaklaştım şöyle oldu böyle oldu. İtfaiye geçiyor mu? Ambulans geçiyor mu? Önünden arkasından yayalar geçebiliyor mu arabanızın? Hiç problem yok. Bırakın gidin. O onu der bu bunu der. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz el alem maalesef ilgilenmiyoruz. Bizim işimiz e, güvenli bir şekilde arabamızı park ettik mi? Kimseye rahatsızlık vermeden arabamızı park ettiysek hiçbir sorun yok. Bırakın gidin. Hiç uğraşmayın. Mükemmel park yapacağım diye kesinlikle uğraşmayın. Evet sonrasında tabii ki yapacaksınız ama bunun için biraz otomobile alışmanız lazım. Biraz üzerinizdeki tedirginliği atmanız gerekiyor. Ee, başlangıçta kendinizden çok şey beklemeyin. Evet tekniği var, matematiği var, görseli var. Şimdi sizin için çok detaylı bir video hazırlıyorduk burada. Burada bütün her detayını göstereceğim size. Ama başlangıçta söylemek istediğim şu. Kimse anne karnında bu işi öğrenmedi. O yüzden kendinize hiç haksızlık etmeyin. İki gün sonra siz de herkes kadar iyi fark edeceksiniz. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız. O yüzden kendinizi yermeyin lütfen. Şimdi parkta iki tane dikkat etmemiz gereken şey var. Birincisi 50 santim kuralı. Bu arada tekrar altını çizerek söylüyorum. Eğitimlerinde verdiğim ölçülerin hiçbir tanesi milimetrik değil. 50 santim diyorsam cetveli uzatıp 50 santimle ölçmeyeceğiz kesinlikle. 30 santim olur, 60 santim olur, 75 santim olur, 45 santim olur, 47 santim olur. İnanın hiçbir farkı yok. Göz kararı. Biz Türk'üz. Bizde göz kararı işliyor. O yüzden hiçbir şekilde kendinizi yormayın 50 santim olacak diye. Göz kararı oluyorsa hiç problem yok. Burada anlaşalım. Benim verdiğim ölçünün hepsi göz kararı. Önümüzde hedef bir araç var. Hedef araca yaklaşık 50 santim yaklaşıyoruz. Paralel bir şekilde yaklaşıyoruz. Yan yana geliyoruz. Başlangıçta aynamızı öndeki aracın yönü bizimle aynı tarafa bakıyorsa aynamızı arka kapısının ortalarına kadar getiriyoruz tahminen. Sonrasında nereye gireceğiz? Sağ tarafa gireceğiz. Direksiyonumuzu tam sağa çeviriyoruz. Ve park yerimize girerken yine hedef aracın plakasını ve logosunu gördüğümüz zaman toplayarak direksiyonumuzu toplayarak yavaş yavaş toplayarak kaldırıma doğru yanaşıyoruz. Şimdi ikinci altın kural e, aynalar. Her arabada geri görüş kamerası yok maalesef. Veya sensör yok veya başka bir şey yok. E, çok çok önemli değil inanın. Biz aynalarımızı ne kadar iyi kullanıyorsak o kadar rahat yanaşabiliriz. Ee, bir kere başlangıçta aynanızı mutlaka ve mutlaka kaldırıma doğru sağ tarafa yanaşıyorsanız sağ aynanızı yere indirin. Sol tarafa yanaşıyorsanız sol tarafı yere indirin. Ki kaldırım rahat görün. Evet matematiği var, kuralı var. Bunu da yapacağız. Ama burada asıl önemli olan aynalarımız. Aynadan kaldırımı takip etmeniz veya yanaşacağınız lokasyonu takip etmeniz gerekiyor. Bu çok çok önemli. Aynaya göre hareket ederseniz inanın hiçbir problem yaşamayacaksınız. Size aynaya göre de park etmeyi göstereceğim videoda. Normal matematiğini de göstereceğim Her ikisinde hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın Hiç sorun yok yani bu sonuçta şey değil Bu sınavda değilsiniz Veya kimseye hesap verecek pozisyonda değilsiniz Evet şimdi göz karar bir park yeri buldum kendime Buraya arabamı sığacağını düşünüyorum Şimdi yavaş yavaş yaklaşıyorum Burada şimdi arabamın sağ aynasını Sağ tarafa yanaşacağın için Sağ aynasını bu arabanın arka kapısının Hemen hemen ortalarına getirdim Bakın çok önemli değil. 50 santimden bahsettik. Aradan bir insan geçecek kadar mesafe bırakacağız demiştik. Tahminen o kadar mesafe bıraktım ama belki burası 60 santim. Şimdi sağ tarafa gireceğim için direksiyonumu tam sağ yaptım. Bakın arabam manuel. Hiçbir şekilde gaza basmıyorum. Ayağımı bıraktım. Sadece debriyajla oynayarak, debriyajı ufak ufak kaldırarak geliyorum. Sağ aynamı yere indiriyorum. Kaldırımı daha rahat görecek şekilde. Acele etmiyorum. Şimdi oturduğum yerden bu arabanın plakasını ve logosunu gördüm. Artık kaldırıma yaklaştığımı anladım. Ve direksiyonumu tam olarak çevirdim. Bakın çok yavaş bir şekilde debriyajla oynayarak minik minik geliyorum. Kaldırımı görüyorum. Kaldırıma çok yaklaştım. Kaldırıma değene kadar geliyorum. Kaldırıma değene kadar geliyorum. Evet. Değdi. Şimdi tutuyorum. Bir kere arabamı düzeltiyorum. Burnu bakın sol tarafta açık kaldı. Tam sağ yapıyorum direksiyonumu. Yine debriyajla hiç gaza basmıyorum. Çok minik bir şekilde hareket ediyorum. Yine kaldırma değene kadar gittim. Bakın kaldırma değdi. Arabanın burnu düzeldi. Direksiyonumu mutlaka düz bırakıyorum. Bakın altını çizerek söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka direksiyonumu düz bırakıyorum park halindeyken. Ve şu anda yaklaşık önümde 1 metre boşluk var. Arkamda 1 metre boşluk var. Rahatlıkla arabamı bırakıp gidebilirim. Şimdi matematiği bu. Arabanın e, yüzü öndeki hedef aracın yüzü e, bizimle aynı yöne bakıyorsa bu şekilde park edebilirsiniz. Şimdi bir de park yerinden çıkmayı göstereceğim size. Şimdi önümde 1 metre var. Buradan arabam çıkmaz. Arkamda 1 metre var. Şimdi arabamın arkasını sağ tarafa vereceğim ki Burnu sol tarafa açılsın Bakın durduğum yerde Hiç acele etmeden geri vitese alıyorum Arabonun arkasını Sağa götüreceğim için tam sağ yaptım Direksiyonu çok yavaş bir şekilde Yine debriyajla ayağım Hiç gaza gitmiyor bakın Eğer çok dik bir rampa Değilse mutlaka debriyajla Yanaşın manuel araçta ee, Otomatik araç kullanıyorsanız da Otomatik araçta da hiç gaza basmadan sadece frenin üstünde olsun ayağınız. O şekilde. Bakın şu an yine kaldırıma dayadım arabamı. Daha fazla götürmüyorum. Sonra vitesimi değiştirip biri alıyorum. Sola çıkacağım için sola sinyalimi veriyorum ve yavaş yavaş çıkıyorum. Evet şimdi hatalı bir park yapacağım mesela. Yani ee, gördüm park edeceğim yeri buldum. arabamı sığacağını göz kararı anladım. Bakın bu sefer arabanın ön kapısına kadar yanaştım. Ne olacak? Ne değişecek? Tam sağ yaptım. Sağa gireceğim için. Evet kaldırıma yaklaştığımı anladım. Direksiyonumu çeviriyorum. Direksiyonunu oynayarak geliyorum. Bakın burnu çok yaklaştı. Kaldırıma kadar geldim yine. Aynadan takip ettim. Artık arabam zorlanıyor gitmiyor. Evet kaldırıma geldim bıraktım. Tam sağ yaptım direksiyonumu. Arabanın burnunu düzelteceğim. Çok az bir şekilde yaklaştım öndeki arabaya. Sensörlerim uyarı verdiği için daha fazla gitmiyorum. Tekrar arabanın burnunu düzeltmek için düz bırakmak için birazcık daha geri geldim. Şimdi burada mükemmel bir park oldu. Öndeki mesafem iyi, arkadaki mesafem iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Böylelikle arabayı rahat rahat bırakıp gidebilirim. Bunun haricinde şöyle bir şey olsaydı ne olurdu? Arabam yamuk kaldı. Şöyle. Bu şekilde kaldı. Arabanın arkası kaldırıma yakın. Burnu kaldırımdan dışarıda. Burnu biraz dışarıda. Yola bakıyorum. Buradan kamyon geçer mi? Rahatlıkla geçer. Tır geçer mi? Rahatlıkla geçer. O zaman başka derdim yok. Yani bırakın yamuk kalsın. Hiç problem yok. Hiç sıkıntı yok. Paralel Park'ta şöyle bir durum var. Her zaman aynı şartları maalesef bulamıyoruz. Her zaman iki araç arasını bulamıyoruz. Her zaman geniş bir alan bulamıyoruz. Bazen çöp tenekesinin yanına park ediyoruz. Bazen boş bir alana park ediyoruz. O yüzden ayna kullanımı çok çok önemli. Yani kendinizi illaki bir arabanın arkasına park edecekmiş gibi düşünmeyin. Yani bulduğunuz her yer sizin için gayet güzel bir park yeridir. Mümkün olduğunca aynalarımızı kullanarak yanaşmaya özen gösterelim. Evet, şimdi de farklı bir pozisyonda park edeceğim. E, park edeceğim arabanın burnu bana bakıyor. Şimdi de kerteriz olarak benim aynamı diğer aracın aynasına denk getireceğim. Yine 50 santim kuralımız geçerli. Burada biraz daha işim kolay. Aynalar yan yana geldi. Bir i̇nsan geçecek kadar mesafe bıraktım. Sol tarafa gireceğim bu sefer. Direksiyonumu tam sol yaptım. Yine ayağımı çektim. Debriyajla yanaşıyorum. Otomatik arabada ise sadece ayağınızı frenden kaldırarak. Olur mu? Kesinlikle ve kesinlikle acele etmiyorum. Bakın yandan araba geçti. Onu kontrol ettim. Yine aynamı kontrol ediyorum. Diğer araca yaklaştıkça yavaşlıyorum. Debriyajla yavaşlatıyorum. Gerekirse fren yapıyorum. Hiç acele etmiyorum. Çok minik minik yanaşıyorum. Evet yeterli açıyı buldum. Şimdi arabamın burnu dışarıda kaldı. Burnunu düzeltmek için yine debriyajla. Bakın hiç acele etmiyorum. Minik minik ileri gidiyorum. Arabamın burnu düzeldi. Dümdüz oldu. Şimdi sadece direksiyonu düzeltiyorum. Çok az bir şey geri alıyorum. İki araç arasındaki mesafeyi düzeltmek için. Bitti. Yaklaşık önümde 1 metre boşluk var, arkamda 1 metre boşluk var. Arabamda ip gibi yanaştı, hiçbir sıkıntı yaşamadım yanaşırken. Fakat tekrar tekrar söylüyorum. Mükemmel park yapmak zorunda değilsiniz. Kriterimiz şu. Yanımızdan itfaiye geçebiliyor mu? İtfaiye geçerse ambulans da geçer. Önümüzden, arkamızdan insanlar geçebiliyor mu rahatlıkla? Kimseye engel olmuyorsak hiçbir problem yok. Başlangıçta tekrar söylüyorum. Mükemmel park etmek zorunda değiliz. Şimdi iki araç arasından çıkmayı gösteriyorum size. Mesela çıkıp sağ tarafa gideceğim ben. Şimdi sağ tarafa gideceğim için arabanın arkasını sol tarafa veriyorum. Burnunun sağ tarafa açılmasını istiyorum. Yine hiç acele etmiyorum. Debriyajla hareket ediyorum. Sol tarafım kör nokta. O yüzden çok dikkatli çıkıyorum. Yavaş yavaş hiç acele etmeden. Kontrollü bir şekilde hiçbir şekilde hem arkamı kontrol ediyorum hem karşıdan gelen var mı onu kontrol ediyorum. Çünkü motosiklet gelebiliyor, yaya çıkabiliyor veya hızlı bir araç gelebilir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle acele etmiyorum. Kontrol ettim her şey yolunda ve devam ediyorum. Yine burnu bana bakan bir araca doğru yanaşıyorum. Bu araca gene 50 santim yanaştım. Aynalarımı denk getirdim. Bu sefer de sağ tarafa gireceğim. Bakın tahminen 50 santim. Yine milimetrik yanaşmadım hiçbir şekilde. Yine sadece debriyajla, hiç frenle veya gazla oynamıyorum. Arabam manuel olduğu için otomatik araçta sadece ayağınızı frenden kaldırın. Ayağınız frenin üstünde olsun. Bakın kaldırıma yaklaştım. Kaldırıma yaklaştıkça direksiyonumu diğer tarafa topluyorum. Yani sağa yanaştığım için direksiyonumu sola topluyorum şu anda. Direksiyon açın. Kaldırma yaklaştıkça direksiyonumu tam kırdım. Hiç acele etmiyorum. Evet. Şu an kaldırıma tam yanaştım. Bir kere arabamı burnu dışarıda olduğu için tam sağ yaptım. Yaklaşık yarım metre gittim. Ve direksiyonu düzeltip bırakıyorum. Evet. Paralel Park'ta sizlere anlatacağım. Aktaracaklarım bu kadar. Sorularınız olursa lütfen alta yorum kısmına yazın. Aklınıza gelebilecek bütün soruları lütfen yazın. Cevaplamaktan mutluluk duyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güvenli sürüşler dilerim.